Kitap fiyatlarını düşürüyoruz. Eko kitap nedir? Şimdi senle bunu paylaşacağım evladım benim. Hazırsan başlayalım. Başlayalım hocam. Bir okur kuşu demiş ki bize, kitaplar aşırı pahalandı ya demiş. Samet demiş ki bize, kağıda zam geldi herhalde. Ondan böyle oldu. Defter fiyatları da yükseldi demiş. Evet, gerçekten de öyle. Eylül demiş ki, hocam büyük emek var biliyorum ama kitap fiyatları çok pahalı çok ya demiş. Çok hocam kitap fiyatları. Biz bunların hepsini dinledik ve sonuçta dedik ki bir şey yapmamız gerekiyor. Ama ilk başta durumu bir öğrenmeye çalışalım. Aslında kitap bilgi artı kağıt demek. Yani ilk başta bir beyin var orada. Onun arkasında emek var, bir akıl yürütme var ve arkasından bir de ne var? Bu kağıt var. Bu kağıt da birleşiyor ve kitap oluyor. Türkiye'deki tüm kağıt ihtiyacı, özellikle bu kitap için kullanılan kağıtlar, tuvalet kağıtları falan demiyorum, dışarıdan ithal ediliyor. Yani yurt dışından geliyor hocam. Aynen, ithalat yurt dışından gelmesi demek. Türkiye'de defter, kitap kağıdı üretilmiyor. Dolayısıyla ithal edilen malların da fiyatları kurlar murlar bilmem ne ıvır zıvır bunlarla dolayı artıyor. Ve kitap fiyatları da dolayısıyla artıyor. Çok arttı hocam. Şimdi biz bundan nasıl kaçınacağız? Bir kere kırtasiyelerde tüm kitaplar artık çok pahalı hale gelmeye başladı. Yani ailemiz zorlanıyor. Hani 5 kitap alacaksak 2 kitap alıyoruz veya 10 kitap alacaksak 3 kitap alıyoruz. Harçlığımız bitiyor. Harçlığımızı biriktirip kitap alıyorduk. Hatta bir öğrencimiz demişti ki, bayramda 50 lira biriktirdim ama ancak bir tane kitap alabiliyorum. Oo. Ne yapacağım demiş. Şimdi artık 50 liraya bir kitap bile alamayacak dönemler geliyor ne yazık ki. Peki bütçemiz sınırlıysa biz ne yapacağız? Biz de bunun üzerine çok düşündük ve dedik ki Eko kitabı çıkartalım. Eko kitap nedir hocam? Eko kitap aslında adı da üstünde ekonomik kitap demek. Ekonomik kitap ne demek? Şimdi en önemli maliyet kitaplarda tabii ki bilgi var. Bilgi çok büyük bir emek içeriyor ama kağıt çok önemli bir maliyet. Dolayısıyla ithal edilen mallardan dolayı kurlar arttıkça kağıt fiyatları da artıyor, kitap fiyatları da artıyor. O yüzden biz dedik ki daha az kağıt kullanalım. Sonuçta bilgi çok önemli. Bizim için değerli olan bilgi. Aynen kağıttan hocam, önemli benim için. Dolayısıyla daha az kağıt kullanalım, daha az ücretli olsun. Kağıt demek ağaç demek biliyorsun bir de. Aynı evet zamanda hocam. Bu kağıtlar ağaç için ağaçlar kesiliyor. Hatta öyle bir kitap yapalım ki, hatta kitaplarımız da burada bu arada. Hepsi burada. Eko kitaplar. Eko kitapları yapalım dedik ve bunun sayesinde hem ekolojiye daha az zarar versin, yani daha az ağaç tüketelim, hem de fiyatları ekonomik olsun, yani cebimizi yakmasın. İşte bu dönemde bizim için çok değerli bu. Eko kitaplar matematik, fen, aynı zamanda Türkçe, aynı zamanda işte inkılap, aynı zamanda din ve İngilizce olmak üzere. Tüm taktikler var hocam. Şu anda taktiklerin hepsinde eko kitaplarımız var. Yeni çıktı bunların hepsi ve eko kitapların özelliği aslında böyle aynı son tekrar kitaplarımız gibi yatay kullanım olması. Daha az çok kağıt. Çok havalıdır hocam. Normalde biliyorsun evladım benim, normalde bunun normal versiyonu, normal kitap versiyonu bu. İşte bunun aslında ince versiyonu. Bak aynı boyutta neredeyse ama dikkat et, daha ince, daha az kağıt kullanılmış versiyonu. Dolayısıyla hem daha az kağıt olduğu için ekolojiyi koruyoruz hem de ailemizin bütçesini koyuyoruz. Çok ve mantıklı bu sayede, hocam. Bu sayede işte kitabın içerisine bakarsak hemen seninle beraber. Aynı hocam diğer kitapla. Aynı. İçindekiler aynı, hatta sayfa sayılarını bile aynı koruduk. Yani 20-21 dedik. Normalde hani bu tek bir sayfa gibi ama 20-21 aynı kitaptaki gibi dedik. Ama iki sayfayı tek sayfaya basarak aslında bilgi içeriğini aynen koruduk ve bunların tükettiği kağıdı azaltmış olduk. Ve bu sayede kitap fiyatlarını da gerçekten ciddi oranda düşürdük. Hocam karşılaştırır mısınız? Aralarındaki farkı anlamak istiyorum. Evladım aslında baktığımız zaman bak, bu bir test ya. Normalde bir sayfayı açtığın zaman bak burada, hemen şöyle göstermek istiyorum. Şöyle bir sayfada burada bir test var. Bir, iki sayfadan oluşan bir testimiz evet var. Hocam. Ama burada dikkat et, bu bir test artık. Sorular aynı. Hiçbir farkı yok. Yani içerik olarak sorularımız aynı. Şıkları ve benzeri bütün özellikleri. Soru hatta çözümleri de var. Aynen öyle. Bir de bu arada şunu da söylemek istiyorum. Eko kitapla normal kitabın dijital kitap versiyonu da var. Yani sen aslında hemen şuradan göstermek istiyorum. TATS uygulamasını açtığın zaman ve buradan eko kitapların arkasındaki buradaki kazıma kodunu taradığın zaman aslında aynı şekilde TATS uygulamasından bu kitapları aktive edebilirsin. Ve bu sayede bu kitapları rahatlıkla dijital versiyonlarında kullanabilirsin. Ve soru çözümlerini izleyebilirsin. Buradaki aktivasyondan, araçlardaki kitap aktivasyonu yap kısmından. Buradaki aktivasyon kodu da aynı normal orijinal kitaplarımız gibi aynı. Şimdi aynı zamanda dedik ki ya
normalde bir öğrenci hangi derslerden sorumlu? Matematikten sorumlu, İngilizceden, dinden, aynı zamanda inkılaptan, LGS'ye gideceğiz, Türkçeden, aynı zamanda fenden. Peki bunca kitabı, ya tamam eyvallah da bunların hepsini bir arada almak istiyorsan ben ne yapacağım? O zaman dedik ki taktikli ekoset yapalım dedik. Yani 6 kitabın içinde bulunduğu, gerçekten bu 6 kitabın aslında bunun içine sığdığı bir ekosetimiz var ve bu ekosetimiz de oldukça uygun ücretle yaptık ki siz de rahatlıkla bu kitapları gönül rahatlığıyla ve içinize sinerek aynı bilgiler olduğu için aynı bilgilerle kullanabilirsiniz. İster bu kitaplardaki biliyorsunuz önemli özelliklerden bir tanesi de posterlerimizdi. Şimdi posterler de aslında çok büyük bir aslında maliyetti. Şükür hocam. Dolayısıyla hem bunların kağıtları ve benzeri hem de aynı zamanda bir de sticker'lar vardı. Biliyorsun taktiklerin en önemli özelliklerinden bir tanesi burada aslında bilgi stickerlarının olması, hatta şöyle göstermek istiyorum, bilgi stickerlarının olması, bunları çıkartıp yapıştırdık. İşte Eko kitaplarda şöyle bir özellik yaptık, dedik ki bu posterleri böyle basalım dedik. Yani yine sen bunları yine asabiliyorum değil mi hocam? Evet, buradan hemen kopartarak aslında makasla keserek sen bunları duvarına asabilirsin. Aynı zamanda stickerları yani etiketleri de bu şekilde getirdik ki sen de buradan keserek ister işte yapışkanla ve benzeri istediğin yere defterine ve benzeri yapıştırabilirsin. Bilgiler aynı değil mi bilgi hocam? Bilgi stickerlarında aynı kalacak şekilde kullanabilirsin diyoruz. Güle güle kullan diyoruz sana. Bu 6 tane kitabı ayrı ayrı Eko kitap şeklinde hem Tonguç mağazada bulabilirsin hem de Türkiye'deki bütün Tonguç kitapçılarına çok yakında gelecek, gelmiş olanlar da var. Onlardan da edinebilirsin ve bu sayede aslında hem ekonomiye hem de ekolojiye zarar vermeden çok güzel bir şekilde devam edeceğiz çalışmalarımıza. Ve şunu da söylemek istiyorum. Karşılaştırmak gerekirse aslında taktikli ve eko taktikli, hemen şöyle göstermek istiyorum. Taktikli kitabımız ve eko taktikli kitabımız. İkisinin de içerik olarak %100 birebir aynı. Zaten burada uyarıları verdik sana. Birinci hamur ikisi de, ikisi de aslında birinci hamur beyaz kağıt. Kağıt yani. Beyaz kağıt, normal insanların kullanmayı sevdiği, rahatlıkla soru çözdüğü. Görüyorsun ikisi de renkli, yani siyah beyaz basım değil, fotokopi gibi değil aslında. Bu normal fiyatta, normalde hani biz kitap fiyatlarımız zaten piyasanın üstünde yapmıyoruz. Hani kırtasiyeye girdiğin zaman çok ciddi ücretler şu anda karşımıza çıkıyor ne yazık ki. Ama bu kitaplar artık çok ekonomik olacak senin için diğer kitaplara göre. Sticker'lar bunda var. Bunda kes yapıştır şeklinde. Bunda posterler kuşa şeklinde. Bunlar kitap içinde gösterdiğim gibi sana. Ve kamp uyuma ikisini de var. LGS kampında ikisini aynı de. Aynı sayfaları öde değil mi hocam? Aynı sayfaları öde ve ikisini de gönül rahatlığıyla kullanabilirsin diyoruz. Hadi bakalım o zaman. Şimdiden ders çalışmanda başarılar. Eko kitapların devamı da gelecek. Görüşmek üzere. Teşekkürler hocam.